1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir gün adına göre toplam, bu sefer topla çarpımla yani sum product fonksiyonuyla tarihlerimizi de gün adına çevirecek şekilde koşullarımızı oluşturacağız. Bakınız burada tarihler var. Bunların gün adına çevrilmiş şeklini, burada eşit olması, markaların buna eşit olma durumundaki toplamları verecek diye sunu. Topla çarpım dedim. Arkadaşlar topla çarpım dedim. Geldim. Hemen koşullarımıza giriyoruz. Metne çevirle text fonksiyonuyla tarih aralığını veriyorum. Ve onu da F4 ile sabitliyorum. Eşittir buradaki gün adı diyorum. F4 demem iki kere çünkü sadece satır. Devam ediyorum çarpı. Diğer bir alanım marka alanım, burada görmüş olduğunuz gibi F4 ile sabitlendi. Eşittir. Bunu olacak 3 kere F4'lü çünkü sütun sabitli. Ondan sonra geri kalanımız da nedir? Bizim adetlerin olduğu veri alanı F4'te. Evet, bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi tamam. Bir hata verdirdi. Metne çevir. Özür dilerim. Hemen ekliyorum. Metne çevirin. YYY'sinin buna eşit olması gerekiyor. Evet, bu şekilde yapmış olduk ve sağa doğru da çekiyorum görmüş olduğunuz gibi.